Bu hafta kritik bir hafta. Çünkü enflasyon verisi geliyor. Bu veri aslında bu yılın sonuna kadar alacağımız bence en önemli veri çünkü bir faiz indirimi olacak, iki faiz indirimi olacak, üç faiz indirimi olacak bu enflasyon verisiyle belirlenecek diye düşünüyorum. Bu enflasyon verisi eğer beklenti veya beklentinin altına gelirse tekrar iki, eğer beklentinin biraz daha altına gelirse tekrar üç faiz indirimi fiyatlanmaya başlar. Hem borsalar için hem kriptolar için olumlu olur. Enflasyon verisi kötü gelirse tabii ay ve yedik demektir. Çünkü o zaman şöyle bir gerçek sıkıntıya doğru gidiyoruz. Amerika'da gerçekten enflasyonu yenemiyorlar, faizleri de düşüremiyorlar. Bundan dolayı ülke Türkiye'yi de resesyon sokacaklar çünkü ülkede yavaşlıyor panini pompalamaya başladılar. Ve böyle binlerce ekonomist var şu anda bunu bekleyen. Herkes bayılıyor böyle stagflasyon demeye falan. 3 kuruş şortları para kazansın diye. Fakat biraz sonra umarım göreceğiz ki yılmak ihtimali olmakla beraber aylar sonra ilk defa olumlu bir enflasyon verisi alıyoruz. Biliyorsunuz ben enflasyon konusunda 2023 boyunca çok tahminler yaptım. Hep tutturduk. 2024'ün başından ilk aydaki enflasyon tahmini yanıldım. Şubat Mart'ta net bir tahmin vermedim. Yüksek gelecek dedim sadece. Şimdi tekrar makul bir enflasyon seviyesine doğru gidiyoruz diye düşünüyorum. Çünkü bazı anomalilerden kurtuluyoruz. Şimdi sizlerle beraber o yüzden beni eskiden beri takip edenler varsa, şu Excel tablomuz var ya bir onun üzerinden gideceğiz. O Excel tablosunun üzerinde hangi kalemlerde neler bekliyorum onu konuşacağız. E, ve bunların enflasyon üzerindeki etkisi ne olabilir ona bakmaya çalışacağız. Amerikan enflasyon tablosu, geçen sene bana para kazandıran bir Excel tablosuydu. <laughs> Sizler de bu Excel tablosu ayarlanmak istersiniz. Niye? Çünkü bu tablosu tablonun detayları da geçen sene enflasyonu hep doğru tahmin ettik. En son gelen aylık çekirdek enflasyon 0.40. Aylık manşet enflasyon 0.36 idi. Yıllıklara bakarız biraz sonra. Burada tabii 0.39 gözüküyor yuvarlama farklarından dolayı. Yoksa 0.40 o. Nisan ayının tahminlerinin üstüne gireceğiz beraber. Evde yemek yeme. 0.1 geldi Mart ayındaki enflasyon. Nisan ayını sabit tutuyorum. Gıda fiyatlarında ciddi bir yukarı zıplama yapacak pek bir şey görmedik. Biliyorsunuz gıda fiyatları bir sürü şeyle etkileniyor. Amerika'da şu sıralar yeni bir kuş gribi var. Onun mesela yumurta fiyatları tekrar yukarı çıkartabiliyoruz arttığını düşünüyoruz vesaire. Yani bunu tahmin etmek biraz zor. Zaten Fed'in önem verdiği çekirdek enflasyon içerisinde yemek de yok. O yüzden çok kritik değil ama geçen ayda sabit tutuyorum. Dışarıda yemek yemeyi de biraz düşürüyorum. Neden düşürüyorum? Çünkü gelen haberler Amerika'da insanların artık dışarıda yemek yemek konusunda çok zorlandığını. Mesela McDonald's bu hafta yeni bir men menü açıkladı. 5 dolar menüsü diye. Dışarıda yemek deyince hep böyle lüks yedi. Düşünmeyin McDonald's Burger King de hesabın içerisinde. Bu tip firmalarda ciddi bir satış kaybı olduğunu McDonald's'ta, Starbucks'ta hepsinde gördük. Yani hiç sekmedi. Bu dolayı burada fiyat artışının bu ay yavaşlayacağını öngörmek çok büyük hata olmaz diye düşünüyorum. Böyle küçük bir düzeltme burada yapıyorum. Enerji emtiaları, enerji emtialarında Nisan sakin geçti. Yani Nisan ayında fiyatlar aşağı doğru indi. Petrol fiyatları 90 dolarla üzerinden 84-85 dolarla doğru yolculuk etti. Ben yine de burada enflasyon sıfır varsaymayayım. Bir miktar olabileceğini varsayalım. 0.5 olarak düşünüyorum ama ciddi bir düşüş olacaktır. Enerji hizmetleri, oradaki düşüş o kadar sert olmuyor ama bir miktar düşüş bekleyebiliriz diye düşünüyorum. 0.6 diye öngörüyorum. Gelelim ürünlere. Ürünlerde enflasyon zaten Amerika'da yok. Ürünlerin hepsinde Mart ayında eksi enflasyonlar vardı. Bir tek giyimde bir artı vardı. Ona da üşenmedim. Baktım sevgili arkadaşlar. Biraz sonra satırlara bakarız. Kadın giyimi. Özellikle de genç kız giyiminden böyle bir gol yemişiz. Neden olabilir bilmiyorum. Bir belki bir moda değişikliği, bir yeni sezon girişi. Ee, Amerika'da tabii bahar aylarının yeni ürün girişleri vesaire. Fakat ben bu ay bunun tekrarlayacağını hiç sanmıyorum. Biraz sonra satır satır baktığımızda da göreceksiniz ki bu zaten istisnai bir enflasyondu. Ben burada 0.5'e indiriyorum. Yani sıfırlamıyorum da ama aslında içimden geçen 0.5. Burada sağlık ürünleri pozitif enflasyonda ama 0.2'nin yıllıklandırılmış 2.4. Dokunmayalım ona. Otomobil tarafında, yeni araçlar tarafında düşüş asla şiddetlenecek. Bunu biliyoruz. Çünkü sürekli yeni kampanyalar yapmak zorunda kalıyorlar ve epey de bir elde envanterde ürünler birikmiş durumda. Bu yüzden burada bir miktar düşüş bekliyorum. İkinci araçlarla ilgili de yine elde epey araç biriktiğini biliyor. Çünkü biliyorsun sıfırda araç bir ikinci bu ikinci de yap, mutlaka yansıyor. Ve bundan dolayı burada da deflasyonist bir baskın oluşacağını düşünüyorum. Araç gerek parça pek düşmeyebilir. Çünkü insanlar gittikçe daha uzun süre arabalarını kullanır. Bakıma ihtiyaçları var. O yüzden geçen ayki enflasyon sebebiyle tuttum onu. Sağır günleri kolay kolay inmiyor. Onu bozmadım. Eğlence eğitim, iletişim, alkol içecekleri aynı tutum. Zaten bunların enflasyon üzerindeki nispi etkileri az. Şu tutun enflasyon üzerindeki nispi etkiyi gösterir. Şimdi şu kaleme kadar yaptığım düzeltmelerle enflasyon 0.39'dan 0.32'ye düşüyor. Burada tabii ağırlıklı güçlü pay enerji tarafındaki et değişikliğimiz. Bir de şuradaki dışarıda yemek yeme. Alt tarafta da giyim, yeni araçlar ve ikinci el araçlarda indirim yaptık. Diğer kalemlere pek dokunmadık. Böyle olacak mı? Bunlar tabii emin olmak zor ama insanların madem ekonomik sıkıntısı var. Dışarıda yemek yemeleri azalacaktır. Yani bunu öngörmek gayet bence mümkün. Bundan dolayı da restoranlar özellikle fiyat baskısı olacaktır diye düşünüyorum. Emtialarla ilgili biraz sonra grafiğine bakarız. Zaten de gayet somut yani. Emtialar aşağı doğru gitti. Hizmete yansıması o kadar hızlı olmayabilir dedik. Araçlar tarafında belki yanılırız. Olabilir. Belki de firmalar daha inatçı davranabilirler. Ama mesela bugün yine Tesla'nın araç finansmanı konusunda yeni bir opsiyon açtığını görüyoruz. Yani herkes sıkıntı hakikaten bu konuda. Yani ben o yüzden bu tahminimde yanılmayacağımı umuyorum. Tabii yanılabiliriz. Gerisi de zaten pek oynamadık. Nereye geldi enflasyon? 0.32'ye geldi. Fakat aslında hikayenin büyük noktası burada dönmüyor. Hikayenin büyük noktası altta, hizmetler tarafında dönüyor. Hizmetler tarafına baktığımız zaman kalem kalem ayırdığımızda 0.4'tü barınma enflasyonu. Etkisi yüz üzerinden 7.36. Bu sözleşmelere dayalı enflasyon. Yani yeni sözleşmelerde aynı evin kirasının ne kadar arttığına bakıyorlar. Maalesef burada baskı devam ediyor. Yani bizi en çok yanıltan kalem bu kira kalemleri ne kadar. Niye? Çünkü temel hak ne beklersiniz? Yavaşlayan bir ekonomiyle insanların evde daha az kira vereceğini. Bu COVID döneminde kiralarda çok ciddi bir zıplama yaşanmıştı. Niye? İşte insanlar büyük kentlerden araziye, daha doğrusu işte saböplere hareket hareketlenmeye çalıştı. Bir sürü insan bu uzaktan çalışma sayesinde çalıştığı şehre mahkum kalmayıp atıyorum Florida'dan da ben çalışırım dedim vesaire. Acayip bir hareketlenme vardı Amerika'da. Türkiye'de de yaşandı benzeri biliyorsunuz. Bu bir kiraları yukarı aldı işte. Oradan sonra biz düşüş bekliyorduk. Fakat şöyle bir durum var şu anda. Bugün okuduğum entesan araştırmaya göre kira sözleşmesini sonlandıranların sonlandırma sebebi işte bu Covid öncesine kadar en azından %35-%40 oranlarında kendi evine çıkma. Yani kendine ev alma. Şimdi alamıyorlar. Niye? Faizler çok yüksek. Bu yarı yarıya inmiş. O yüzden sözleşmesi sonlanan kendine bir ev almak yerine yine ev kiralama yoluna gidiyor. Bu bir kere baskı yaratıyor. Bir türlü kira kiralık ev olan talep azalmıyor. Göç meselesi zaten Amerika'da hep konuşulan bir mesele. Bu iki faktör bir yere gelince bu da kiraları yukarı yönlü baskılıyor. Öte yandan özellikle apartman dairesi tarafında epey bir arz artışı var. Bunun onun yansıması mümkün ama bilmiyoruz. Yani şu kalem maalesef bizim sürprizimiz. Hatta bundan daha önemli olanı ev sahibi kiralasaydı. Enflasyon üzerindeki etkisi %26.713. 0.4 gelmişti geçen ay. Bir ara kiracıların sözleşmeyle ev sahiplerinin istekleri arasında da fark vardı. Açılmıştı o fark. Şimdi kapandı tekrar da 0.4 geldi. Maalesef ya yani bu iki kalem hakkında size ne söylesem yalan. Düşmüş olmaları gerekiyor çoktan. Mesela bugün yine size bir entesan e, veri göstereyim. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde Zillow Endeks diye bir endeks var Zillow. Bizim sahibinden.com gibi bir site aslında ve kira artışlarını ölçüyor. Mesela şurada Nisan ayı için Zillow Observed Rent Index year over year 3.58. Yani Zillow'ya göre, Zillow'un piyasada gördüğüne göre 3.58 olması lazım. Yani bu diyor ki yıllıkta bana göre diyor %53 %3.58 enflasyon var diyor. Buna karşın CPI'ye giren enflasyonda da %5.79. PCE'ye giren de biliyorsunuz bir diğer yine enflasyon endeksi 5.65. Arada 2 puanlık fark var. 2 puan. 2 puan zaten enflasyon dediğimiz şey toplamda 3.5 biliyorsunuz. Korkunç bir fark var bu. Bunun %25 artı %5 yani %30'a yakın yansıması olduğunu düşünecek olursak neredeyse enflasyon tek başına 1-1.5 puan şu aradaki fark yükseltiyor. Yani Zillow sahibiden.com gibi bir site sahadaki gözlemine dayalı enflasyon olan 3.55 ile Fed'in raporladığı 5.76-5.85 arasındaki fark. Nelerden gelebilir bu fark bilmiyoruz. Fed kötü niyetli olabilir. Veyahut da ölçüm farkları, endeks ölçme farkları, işte sorulan, anket yapılan insanların görüşlerinin hatalı olması pek çok faktör devreye girebilir. Bu nedenle maalesef burada bir tahminde bulunamıyoruz. Yani burada tahminde bulunamadığım için de muhafazakar kalıp geçen ayki kadar en azından enflasyon devam edeceğini varsayıyorum. Yani yükseleceği yönünde bir işaret Yok gözümde ama niye yani ekonomik tablo bozulurken Amerika'da kiraların geçen aydan daha hızlı yükseleceğini beklemek bence çok saçma olur. Ama düşürmüyorum bunu tutuyorum. Sigorta giderleri evlerle ilgili evlerin fiyatları yükseliyorsa sigorta aynı şekilde yükseliyor. Su ve çöp aynı şekilde yükseliyor. Yani şu giderlerin hiçbirine dokunmuyorum aynı bırakıyorum. Burada sadece ulaşım hizmetleri meselesi biraz daha detaylı bakıyorum. Ulaşım hizmetlerinde ikiye ayırarak bakmak istedim bu sefer. Yani ulaşım hizmetlerinin içerisinde araç sigortalarını çıkart. Böylece ulaşım hizmetlerinin enflasyon üzerindeki etkisi nokta. 536'ya indi. Araç sigortaları etkisi net görmek isterim Yüzde 2.854. Geçen ay araç sigortaları yüzde 2.6 geldi. Bu Amerika'da aylık araç sigorta enflasyon rekoru. Tarihte böyle bir şey yok. Bunu yıllıklandırdığınız zaman yani son bir yıla baktığınız zaman araç sigortalarının enflasyonu yüzde 22. Yani çok basit bir hesap yaparsanız 62 bas puan. Yani bu olmasa son bir yılın enflasyonu, bu çılgınlık olmasa araç sigortası enflasyonu yüzde buçuk manşet enflasyon yani dokuz manşet enflasyonumuz olacak. Yani burada çarpan küçük gibi gözüküyor ama o kadar büyük bir rakam ki yıllığı %22 öyle dev bir şey ki her şeyi bozuyor. Ve bu dev şeyin geçen ayı da çılgın gibi yüksek geldi. Şimdi bu ay ne yüksek? Yine gelir mi yüksek? İşte araba sigortası nasıl yenileniyor hatırlayın. O ay araba poliçelerini yenilemek isteyen insanlar gelip yeni poliçelerini alıyorlar. Şimdi bir yıl öncesine gittiğimizde iki ayın yani 2023'ün Mart ile Nisan'ı arasındaki fiyatlar pek oynamamışsa öyle varsayabiliriz. Bu 2.6'lık enflasyon bir bölümü bu aya taşıyabileceğimi düşünüyorum. Fakat bugün epey bir analiz, rapor vesaire okuduğumda bunun gelecek yıla düşme eğiliminde olduğuna daha çok işaret var. Çünkü diyor ki rapor istiyorsan ona bakabiliriz beraber. 2023'ten sonra insanların otomobil kullanış davranışlarında çok büyük değişiklikler oldu. Çok kaza sayıları artmış. İnsanlar herhalde sıkıntıdan bilmiyorum kobi sıkıntısından. Bir de tabii araba fiyatları biliyorsunuz bir ara çok hızlı arttılar. Özellikle tedarik kırılması dolayısıyla sigorta şirketleri ama bunu bir yıl sonra yakalayabiliyorlar ancak. Hatta bazı galiba durumlarda daha uzun poliçelerde olabiliyor. Ama sonsuza kadar sürmeyecek. Çünkü sonuçta unutmayın. Amerika'da sıfır araba, ikinci araba satışında da düşüş var. İnsanlar araba alamıyorlar. O yüzden sigortayı sonsuza kadar yükseltemezsin ve o ilk COVID'den sonraki sürüş alışkanlığı bozulmaları ve araba fiyatlarındaki ani tırmanışın yarattığı etkiler bile yapısal değişiklikler, arabalar gittikçe daha teknolojik hale geliyor. Ama yine de bu bir aylık yansıma bu kadar çılgın olmaz diye tekrar düşünüyorum. Bakın bütün bu faktörler geçerliyken CPI verisinin detayına bakalım. Şurada araba sigortaları hemen bir bakalım sizler beraber ki daha iyi anlamaz için detayları hakim olmakta fayda var. Bakın burada araba sigortaları şurası. Motor Vehicle Insurance. Yıllığı %22.2 akıl almaz bir şey. Fakat ayrı olarak baktığımızda 1.4, 1.09 sonra 2.6. Daha evvel bir ara bir yine 2.7 olmuş. Bir garip gidiyor bu. Ama geçen ayki sayı olağanüstü yüksek bir sayı. 3 ay önceki de olağanüstü yüksek ama o ay petrol fiyatları geriliyordu. Bunu fark etmemiştik pek. Yani küçük kalmıştı çarpanla. Şimdi geri kalan her şey gerilerken bu bu kadar yüksek kalıp yıllık enflasyon %22. 2022'ye bakın başka hiçbir kalem yok bu kadar yüksek enflasyon oldu ya. Araba sigortası şu sütuna bakın burası yıllıkları gösteriyor bakın. Tüm yıllıkları görüyoruz. Yok böyle bir şey %22. Çıldırmış şurada bir kalem var ne o? Karbonsuz içecekler. Yani hani payı 0.009 enflasyon o yüzden önemli değil. Başka da yok. Başka da bir kalem yok. Yani burada böyle bir çıldırmışlık var. Bu çıldırmışlığın bir miktar yatışabileceği unutuyor umuyorum. Mesela ev tamiratları onda çok yüksek enflasyon var Yüzde %18 yıllık ama onu aylık vermedikleri için üzerine bir yorum yapamıyorum. Yani böyle baktığımız ben burada yine de bir gevşeme bekliyorum. Yani gevşemenin miktarının da şu civarlarda olacağını varsayıyorum. Yani yüzde ikiye inebileceğini düşünüyorum. Diğer kalemlere dokunmuyorum aynı gelirler diye varsaydım da enflasyon 0.30'a geliyor. 0.30 manşet enflasyon. Çekirdek de aynı geliyor aşağı yukarı. Çünkü çekirdek zaten esas hikayenin döndüğü yer. Yani bütün kiralar, binalar orada biliyoruz Çekirdek demek, demek gıda ve enerji harcı yani şu üst satırları dışarıdan bıraktığımızda çekirdek oluşuyor. E zaten enflasyon orada yoğun. Yani yıllık enflasyon üzerinde mi gittik yani çoğu kalemde pek bir enflasyon yok. Zaten yoğun olduğu yer neresiydi? Hatırlayın araba sigortaları, kiralar bir de tıbbi hizmetler. Tıbbi hizmetlerde de enflasyon düşmeyeceğini varsayıyorum. Şimdi 0.30 bizim beklentilerimize göre nerede ona da bakalım. Salı günü için beklenen veri Core CPI, çekirdek CPI 0.3 bekleniyor. Yani beklenti içinde kalmış oluyoruz. Böylece yıllık enflasyon %3.6'ya inmiş oluyor. Manşet tarafında 0.4 diyor burası. Ben 0.3 diyorum. Yani burada aramızda fark var. Ben daha düşük bekliyorum. Bu durumda yıllık enflasyon %3.3'e iniyor manşette. Yani çekirdekte 3.6 manşette 3.3 bekliyorum. Çünkü çekirdekte beklentiler hem fikrim aylık 0.3 gelecek ama manşette ben 0.3 geleceğini düşünüyorum. Bunu hangi faktörlerin nasıl etkileyebileceğini de elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Elbette yanılabiliriz bütün bu varsayımlarda. Ama sayılar bu şekilde oluşursa yani çekirdek beklendiği gibi manşet beklenenin bir bas altında aylıkta yıllıkta da 3.5 yerine 3.4 bu borsa iyi gelecektir.